Değerli Ulusal Kanal izleyenleri Bir Pınar'ın Kaynağından programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırma yazar Hakkı Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları ve gündemimizde olan e, tahkiki imanı işlemiştik biliyorsunuz. Zoraki imana gireceğiz bu haftada. Yarım kalmıştı geçen hafta. Bu konudan devam edeceğiz ama öncelikle ben Hakkı Bey'e merhaba demek istiyorum. Merhabalar Hakkı Bey. Merhaba Samet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Var olun hep. Evet Hakkı Bey, geçen hafta bu aşı mevzusunu işlemiştik ve çokça e, ekranlarda da yer aldı. E, i̇zleyenlerimizden de güzel mesajlar geldi bu konuyla ilgili. E, çok dikkat çekmiş bu konu. E, bir de bu haftada artık zoraki iman konumuza e, giriş yapıyorduk. O konuyla başlayalım isterseniz. Geçen hafta yarım kalmıştı. O konudan devam edelim. Evet, teşekkür ederim. Buyurduğunuz gibi değerli izleyicilerimiz çok değişik açılardan, kendi görüşlerinde bizlere yansıtıyorlar. İyiler var, eleştirilenler var, gereksiz görenler var. Herkes kendi çapında bir şeyler şey yapıyorlar. Ama hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki derdimiz tahkiki imana ulaşabilme, gerçek imana kavuşabilme. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan İster inansın ister inanmasın, bu dünyaya kendi isteğiyle gelmedi, zoraki gönderildi, zoraki de götürülecek. Bunları bir yapan var. En azından bunu bilip, bunu göndereni ve geriye çekenin arzu ettiği şekilde bir hayat nizamı yaşaması. Çünkü o onu kurtaracak olan odur. Ve her zaman söylüyoruz ki, sahte parayla kalp, kalpazanların ürettiği parayla herhangi bir alışverişin yapılamadığı gibi dünyada, ahiretteki hayat içinde, yani kalp iman, kalpazanların ürettiği iman hiçbir işe yaramaz. Onun için o da Allah'ın arzuyu ettiği iman olması gerekiyor. Biz buna tahkiki iman diyoruz. Şimdi bu tahkiki imanı işlerken, Şimdi bütün varlıkların her zaman için yani canlıların Allah'ı inkar etmediğini insanların fakat Allah'ın Rabliğini, ilahlığını ve topluma müdahalesini kabul etmediklerini ahirete de inanmadıklarını noktasıyla üzerinde durmuştuk. Ve bu zoraki iman konusunda da Allah'ın ilahlığını, Rabliğini kabul etmek ve bir de ahiret inancını kabul etmek noktasıyla olabileceğini ifade etmiştik. Burada imanın bu önemini ifade ettikten sonra şunu belirtelim. Din konusu, İslam dini kimsenin tek elinde değildir. İslam dini her insanın, akıllı her insanın ilgileneceği ve ilgilenmesi gereken bir alandır. İslam dininde ruhbanlık diye yani bir <laughs> dini sınıf, din bilgini sınıfı diye bir şey yoktur. Şimdi bakmayın dünyamızda <laughs> özellikle ülkemizde falan <laughs> affedersiniz. Hani imam, müezzin, vaiz, müftü, diyanet işleri başkanlığı vesaire falan gibi şeylerin olduğunda. İslam'ın özünde bunların hiçbirisi yoktur. Ne namaz kıldırma imamı vardır, ne ezan okuma müezzini vardır, ne müftüsü vardır, ne Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. İslam dini böyle bir şey yoktur. Ne İslam dini hiçbir zaman için kişilerin ve kurumların tekelinde değildir. Onun için her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Tüm insanlar toplumda yaşanan dinle Allah'ın Kur'an'da indirdiği dini bir incelesinler. Ne kadar örtüşüyor, ne kadarı da örtüşmüyor. Bu nokta çok önemli. Biz de onun için iman konusuna bu nedenle çok önem veriyoruz. Şimdi bu arada yani bu hani <laughs> dedim ya Allah'ın indirdiği dinle toplumun yaşadığı dinin ne kadar örtüşüp örtüşmediği noktasında yani bu hafta gelişmiş bir olayı anlatayım ben size. Çok değerli yine Kur'an bilgini çok sevdiğim, saydığım Güngör Kızılba Hoca var. Hoca daha önce e, devlet yani arşivlerinde çok çalıştı. Hani bugünkü Osmanlı arşivi dediğimiz <laughs> belgelerin deşifre edilmesinde çok emek verdi. O belgelerden iki tanesi benim elime geçti. O belgeleri de hocaya gönderdim. Bunlar tabi orijinal Osmanlıca. Daha önce çalıştığı zaman bunlar dikkatini çekti miydi, çekmedi miydi falan diye e, ona bir latife yapayım istedim. Bu belgenin bir tanesi 15 yaşında bir kızın 120 Osmanlı lirasına saraya cariye olarak satış belgesi. Tekrar edeyim, 15 yaşında bir kız çocuğunun 120 Osmanlı lirasına saraya cariye olarak satış belgesi. Bir. İkinci belge de onu da belirteyim. Sene 1316 bu tabi şey Rumi sene Osmanlı takvimindeki bir şey. O tarihte 7. Zilkade'de Konya valisi Muhammed Ferit Bey'in Konya'daki bir tarikatın kapatılması ile ilgili padişaha yazdığı bir dilekçe. O tarikatında orada tamamen fuhuş işlediği noktasıyla, belgeleriyle, detayıyla bunları şey yapmış ve saraya bildirmiş. Bu tarikat burada kapatılsın diye. İsimlerini vermiyorum. Bu belgeleri kendisine yolladığım zaman bana çok kısa bir cevap yazmış hoca. Yani o kadar çok basit ki öyle demiş ki şöyle. Bugünkü vitrindeki İslam gerçekte öyle olsa Mekke'nin dışına çıkamazdı. Yani diyor ki bugünkü yaşanılan İslam Müslümanlık denilen şey eğer ki peygamberlik döneminde yaşanmış olsaydı bu şekliyle İslam dini kesinlikle Mekke'nin dışına çıkamazdı. Orada kalırdı da orada da yok olur giderdi. Bu kadar bir latife yapmış. Şimdi ben değişik ortamlarda, değişik platformlarda da diyoruz ki toplumdaki yaşanılan ve Kur'anla örtüşmeyen dinin 50 sene ömrü yok. Bu kesin. Onun için değerli izleyicilerimiz falan hacıydı, filan hocaydı, falan kurumdu, falan kurumdu demetinler. İslam dinini, Allah'ın kendilerine gönderdiği dini kesin olarak dinin kaynağı olan Kur'an'dan öğrensinler. Kur'an'dan öğrenirlerse bunların hiçbir tanesine de gerek kalmayacak. Evet, şimdi bu imanın bu kadar önemli oluşunu anlattıktan sonra Gelelim meseleye. Demiştik ki, iman konusunu işlerken, ahirete inanmanın gereğini işlerken, orada şöyle demiştik, onu belirteyim. Burada Allah'ın bize emretmiş olduğu ödevlerin, vermiş olduğu görevlerin tümü insanın kendi yararınadır. Bunların Allah'la bir ilgisi yoktur. Allah'ın menfaatine olacak da hiçbir şey yoktur. Evet ve böyle olduğuna göre Allah dedi ki kendi üstüne borç yazmış, kendi rahmeti gereği bunları yapmakta, bize rehberlik etmekte, bize yol göstermekte. Daha doğrusu bize iyilik etmekte. Öyle şey yapayım. Bunu şöyle ifade edeyim ben burada birkaç noktasıyla. Ee, mesela lütfen siz, Ali İmran suresinin 164. ayetini e, izleyicilerimize mealen takdim ediyorum. Hemen seslendireyim. ''Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşaya engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir iyilikte bulunmuştur.'' <laughs> Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Evet, burada görüyoruz Ali İmran 164. Allah kendilerinden bir elçi göndermekle, kendilerinden, kendi işlerinden, kendileri gibi bir arkadaşlarını e, elçi yapıp, onlara mesajlarını ilettirmekle ve bir de hikmet konusu var. Şimdi öyle söyleyeyim, Hik, hikmet de, topyekün toplumdaki bozgunculuğu, kan dökümünü, adaletsizliği ortadan kaldırıp adaleti sağlamakla e, ilgili olan ilkeler, kurallar, yasalar demek. Evet, bunları göndermekle böyle bir bunları önde, öğreten bir peygamber göndermekle insanlar büyük iyilikte bulunmuştur. Bakın Allah'ın bu iyiliklerini insanların unutmaması lazım. Yine ben arz edeyim Furkan suresinin birinci ayetinde alemlere uyarıcı olsun diye kuluna, kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir der Allah. Yani burada da cömertliğinden, lütfunun bol olduğundan dolayı Allah insanlara uyarıcı olsun diye yol gösteren, iyi, kötü, ayıran Kur'an'ı göndermekle kendisinin cömertliğini ettiğini, cömertliğiyle bunları yaptığını ifade eder. Bunun ötesinde daha üstünde söyleyeyim. Herkes bilir bunu. Herkes aşağı yukarı yani İslam'la biraz haşır neşir olmuş insanların hepsi de bilir ki mesela Enbiya suresinin 107. ayetinde Ve ma erselnakaille rahmeten lil alemin. Biz seni de alemlere rahmet olasın diye gönderdikler. Şimdi yine ayrıca Duhan suresinin 5. 6. ayetinde yine elçinin gönderilmesini bir rahmet olarak ifade eder. Bunları rahmet olarak ifade etmesinin nedeni daha önceki programda hani arz etmiştik ya Allah Rahman'dır, Rahim'di. Rahman ve Rahim'in sıfatlarının tecellisi olarak rahmeti kendi üzerine borç yazmış. Yani bildiğiniz borç Allah insana borçlu olur mu? Ama şunu unutmayalım. Elçi göndermekte, peygamber göndermekte, kitap indirmekte Allah Borçlu insana, borçlu borcum var diyor. Bir de yeryüzündeki tüm canlılara rızık da benim üstüme borçlu. Onların rızkını da ben yarattım diyor. Ama bazı insanların rızkını bir başkası elinden alıp çalıyor, yiyor. O ayrı bir şey. O insanların sorunu. Ama Allah diyor ki yeryüzündeki tüm canlılara yetecek rızkı ben yeryüzüne yaydım diyor paylaşımına da müdahale edecek değil. O da insanların sorumluluğunda olan bir şey. Ve hatta bu lankörlüğün sonuçlarında iş ne olacak diye şey yapacak olursak, onu da burada belirteyim. Şöyle anlatayım ben onu. Zuhru suresinin 5. ayetinde. Peki biz kulluğunuzu gereği gibi yapmayan bir toplum oldunuz diye o övüdü yani Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim diyor. Şimdi Allah burada net. Siz ne kadar nankör olursanız olun, ne kadar kadir şinas olmazsanız olmayın, yani böyle şey yapayım, veyahut da ne kadar kafir olursanız, münkir olursanız, yalanlayıcı olursanız olun, biz size bu Kur'an'ı göndermekten vazgeçmeyeceğiz, size iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz diyor. Şimdi bu şartlar altında, işte Cenab-ı Hak, burada O esas meselemize geleceğiz, bu şartlar içerisinde birinci planda insanların ahirete inanmaları yönünde Kur'an'da yüzlerce örneğini belki de yüzlerce de örnek verip darbu meselelerle yani görsel inceleme noktalarıyla da bize yardımcı olmuş. Rabbi konusuyla, ilahlığı konusuyla da yardımcı olmuş. Bizim bunları yani kabul etmek zorundayız. Yani bunları Bak, inanmak zorundayız. Şöyle bir şey var. Yani bilgiyle iman biraz farklıdır. Bilmek zorundayız demiyorum. Şöyle bir şey var. İman, genellikle bu konulara ait e, iman, alametlerle, göstergelerle söz konusu olur. Yani, dumanı göreceksin. Dumanı gördükten sonra o dumanın olduğu yerde bir ateş vardır diyebileceksin. Yani dumanı da görmeden orada ateş yanıyor falan filan diyemezsin. Dumanı göreceksin, orada ateş var diyeceksin. Şimdi Cenab-ı Hak da bu konularla ilgili hep dumanları gösterdi. Alametleri, göstergeleri gösterdi. Bizim de bunlara inanmamızı istedi. Öyle şey yapam. Şimdi ama biz inanmazsak Allah bize zoraki inandırttırıyor. Bakın şimdi şöyle o sonraki inandırtma da bilgi seviyesine geçiyor ama işe yaramayacak. Onlara sonra geleceğim. İşte ben burada, şimdi ben burada birinci olarak çok öz, bunları daha önce bir Ramazan programlarında e, uzununu anlattıydım bu konunun. İnşallah önümüzdeki gelen Ramazan günlerinde o programlar tekrar yayınlanır. Burada şöyle söyleyeyim. Allah birinci planda Belki Kur'an'da 50'ye yakın ayette ölümden sonra dirilme ile ilgili doğayı örnek verir. Doğadaki ölümü ve doğadaki canlanmayı. Hani mesela diyelim ki sonbahardan sonra kışa doğru da doğadaki bitkiler, ağaçlar, her şey bir durur, ölüme yatar. Baharda da, ilkbaharda da onlar canlanır. Cenab-ı Hak da işte insanın da öldükten sonra canlanmasını böyle olacak der. Bunu bir örnek verir. Ama bu salt bir örnek şey değil. Yani tutup da buradan şunu anlamayalım. Yani doğadaki şeyler, bitkiler ölmüyor ki yani. Yani bir uykuya yatıyor, uykudan kalkıyor. Allah yine ölümden sonra dirilmeyi de yine uykuyla da örneklendirir. Aynı öyle olacaksınız der. Yani bir yerde gelecek, zaman duracak. O zaman durduktan sonra da Tekrar zaman başlayacak. Nasıl diyelim ki? Hani şimdi kolumuzda, duvarlarda hani saatlerimiz var. Saat şimdi bakıyoruz ki saat 5. Saat 5 dediğin zaman arkasındaki bataryayı al veriyorsun. Saat 5'te duruyor. O bir sene durur, iki sene durur, üç sene durur, beş sene durur. Ama bir zaman gelip de onun bataryasını tekrar taktığın zaman, o zaman saatin şeyleri akrep yelkovan harekete geçer. Zamanı saymaya başlar. Aynen böyle örnekler şey yapılır doğadan. Ama bunun yani ahirete inanmayı kendilerine uzak görenler bunu nereden kaynaklandırıyorlar? Şimdi onlara da bir değinelim. Şimdi onların tezini ve onlara karşı şeyler neler olmuş? Ekranda lütfen bu defa eee Şaf suresinin 3 ile 4'ünü orada verelim. 2 numarada. Ben de seslendireyim o ayetleri. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür dediler. Biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydetip koruyan bir kitap vardır. Evet. Şimdi Kur'an'ın değişik ayetlerine baktığımız zaman bakın hatta bir de burada üçü de verelim istersen. E, Yasin Suresi'nden. Ve kendi oluş oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki: Kim diriltecekmiş o kemikleri? Onlar çürümüş iken. De ki: Onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir. Evet. Şimdi genellikle ahireti da başka bir tabirle Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen insanların genel tezi insanın çürüyüp yok olduğu. Mesela şimdi burada Yasin'de ne diyor? Orada örnekleme de yapmış şimdi. Kendi yaratılışını, kendi oluşturulmasını hiç dikkate almadı da tuttu. Kemikleri örnek verdi. Kemikleri eline almış adam. Ufalamış böyle. Ufaladıktan sonra da bir de üflemiş. Toz duman hani savurmuş gitmiş. Ve böylece e bunlar mı dirilecek demiş. Bunları kim diriltecek demiş. Allah da onu, önceden onu kim inşa ettiyse, bakın kim inşa ettiyse o yapacak diye ve her türlü yaratmayı da bilir diye orada ona cevap verilmiş. Kaf suresindeki ayetlerde ise, şimdi enteresan olan şey şu, orada buna inanmayan insanlar ölmüş, çürümüş, eti, kemiği, her şeyi yok olmuş gibi gözüken insanların toprak içinde kaybolduğunu iddia ettikleri zaman Allah diyor ki toprağın neyi yok edip neyi yok etmediğini, neyi eksiltip neyi eksiltmediğini biz biliriz diyor. Yani burada açıkça söylenen şey ki hiçbir zaman için o insan denen varlık yok olmadı. O şekil değiştirdi, parçalara ayrıldı. Oralarda onlar bir yerlerde duruyor. Ve nitekim o duruş, onu da söyleyeyim. Hud suresindeki bir ayette orada müstevda ve müstekar diye ifade edilir. Yani devamlı durduğu şey ve bir de geçici olarak, emanet olarak durduğu yerde ifade edilir. Bak şimdi bizlerin buradaki varlığı, bu durduğumuz yerler bizim müstakarımızdır, karar yerimizdir. Ama Allah diyor ki biz de bizim daha sonradan emaneten belirli yerlerde de Duracağımız, bekleyeceğimiz, onları da var olduğunu ifade ediyor. Bu nokta çok önemlidir. Bak şimdi bu noktadan bir şey yapacağım. Şimdi bu noktalarda, bu emanet durma noktasında, insanların e, kayıp olmadıkları noktasında, insanların kesin olarak sıfırlanmadığı öyle diyeyim yani öyle o noktalarda Kur'anımızda bize çok çeşitli örnekler var. Onu belirteyim. Şimdi burada ben iki tane şey vereceğim, ifade vereceğim burada. Birincisi, birincisi Allah Kehf suresinde Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rahim diye iki asaptan iki gruptan bahseder. Kehf hani hep mağara derler. biliyorsunuz Türkiye'de değişik yerlerde Ashab-ı Kehf mağarası var derler. Yedi uyurlar derler. Bilmem gibi şeyler yaparlar. Kur'an efsaneden bahsetmez. Orada Kur'an gerçekten bahseder. Kehf suresinin 21. ayetinde anlatılan şeylerin mutlaka ahiretin kabulü için bir bilgi taşıdığını ifade eder. Orada olay şu, onu da belirteyim net olarak. Burada bunları öz vereceğim. Çünkü bundan sonra bunun inkarına döneceğiz biz. Buradaki anlatılan olay şu. Hani duyarsınız, Bilirsiniz gazetelerde çok değişik zamanlarda, değişik yerlerde yer alır. Mesela bir baydır, bayandır. Ortaya çıkar. Ben de 300 sene evvel yaşadım. Ben şöyle bir insandım. Falan yerde kraldım, filan yerde kral şeydim, çobandım, şuydu, buyudu der. Ee, şimdi buna herkes, mesela çoğu şarlatan diye bakıyor. Bu şarlatan değil. Bakın bu şarlatan değil. Onun anlattığı doğru. Ama o nasıl doğru? O zamanlar çok eski zamanlarda yaşamış öyle birisinin hafıza hücrelerinden bir tanesi her nasılsa ister teneffüs deyin, ister sindirim yoluyla deyin falan filan onun zihnine gelmiş, beynine gelmiş o hücre orada emanet olarak duruyor o aktive oluyor. O onu hatırlıyor. Şimdi bu ashab-ı olayında Allah der ki siz ölümden sonra dirilmeyi Normal olarak büyük bir laboratuvarda hipnoz yöntemiyle insanların geçmişini deşelerek onun eskiden de bir hayatının varlığını yani kısmen tam değil yani reenkarnasyon cinsiyle değil de yani o kısmen bir başkasının hücrelerinde taşıdığını bulabilirsiniz ve böylece hiçbir zaman içi insanların geçmişten yani öyle çürüdüğü zaman, yok olduğu zaman, bilmem nereye gitti, yok oldu gitti falan filan olmadığını görebilirsiniz diyor. Bunu araştırabilirsiniz diyor Cenab-ı Hak. Bir başka şey de, onu da söyleyeyim. İbrahim Peygamber, bu da e, e, söyle <laughs> Bakara Suresinin 260. ayetinde anlatılır. İbrahim Peygamber diyor ki, Peygamber Allah'ı sorguya çekiyor. Allah'ım diyor, Rabbim diyor. Ölüleri nasıl dirilteceksin diyor. Nasıl diriltiyorsun? Bana bir göster diyor. Öz olarak anlatıyor. İnanmadın mı? E, i̇nandım ama diyor. Tam tatmin olayım. ya mutmain olayım. Hani tahkiki imandaki mutmain makamı vardı ya. Bu ayeti orada da kullandık. Tam diyor mutmain olayım diye bunu istiyorum diyor. Allah da diyor ki git diyor. Dört tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları sağa sola gönder. Yani birer tepe kendinden 50-100 metre neyse oralara dağıt. Sonra her birisini çağır. Sana koşa koşa hemen gelecekler diyor. Ve bununla ölümle ölümden sonra dirilmenin arasında bir bağdan bahsediyor Allah. Ama bunu da hikaye döndürdüler masal. İbrahim onları ezdi, kıyma gibi parçaladı, dağlara dağıttı, sonra çağırdı parçalanmış, kıyma haline gelmiş. Kuşlar İbrahim'e kuş olarak geldi. Öyle bir şey yok. Allah'ın burada dediği şey şu. Nasıl ki sen o dört tane kuşla kendi aranda bir bağ oluşturdun. O bağ sayesinde senden uzaklaşmış olan kuşlar nasıl ki sana döndü. Bakın sana döndü. Aynen şimdi de böyle senin parçalanmış olarak gördüğün çürümüş olarak gördüğün insanlar var ya aynen sen çağırdığında geldiği gibi Allah da onları çağırdığı zaman o hücrelerin hepsi geri gelecek o canlanacak diyor. Hani yukarıda okuduğumuz şey vardı ya Yasin Suresi'ndeki ay ayet. Orada enşaeha evvel merrah diyor. Onu önceden inşa eden diyor. İnşa inşaat demek. Bildiğiniz inşaat demek. O inşaatı kim yaptıysa insanın vücudunu bir inşaat yapımına benzetmiş Allah. Nasıl inşaat? Ee, i̇nşaat yapıyorsun. İnşaat yaparken demiri bilmemlerden getiriyorsun, çimantoyu bilmemlerden getiriyorsun, kumu kireci başka yerlerden getiriyorsun, suyunu bilmem getiriyorsun, karıştırıyorsun, döküyorsun ve insan oluyor. İnşaat oluyor değil mi? Allah bu vücudu da bu yaratmayı aynen bu inşaata benzetiyor. Bunu ben tekrar yapacağım diyor. Önceden yapan sonradan da yapar diyor. Şimdi bu nokta bir. Şimdi bunlara bakarak bunlara bakarak ee, şöyle söyleyeyim kesinlikle insanın bu bilgilerle, Allah'ın verdiği bu alametlerle bu göstergelerle hani duman tabir ettim ya bu dumanlardan hareketle ederek insanın kesin olarak bakın kesin olarak ahirete yeniden dirilmeye inanması lazım geliyor. Bu bir. Şimdi bir de diğer nokta daha var. Onu da burada belirteyim değerli izleyicilerimize. Şimdi Kur'an'ımızda Kıyamet Suresi diye bir sure var. Kıyamet Suresi. Şimdi biz kıyamet deyince şöyle söyleyeyim. Genelde Dünyanın, evrenin yıkımını anlıyoruz. Kıyamet sözünün öz anlamı yani dünyanın, evrenin yıkımı değil. Kıyamet sözcüğü yani o yıkımdan sonra ayağa kalkışı ifade eder. Yeni bir yaratılışla ortaya çıkışı ifade eder. Ayağa kalkış demek kıyamet. Yok oluş demek değil. Buradan bir yanlış şeyimiz var. Şimdi oradan yani bu Kıyamet Suresi'nde ifade ederken Allah şunları söyler. Bakın, hayır. Yani inkarcıların dediği gibi değil. Kıyamet gününe kanıt gösteriyorum der. Ve bir noktada hayır, çok kınayan nefse de kanıt gösteriyorum. Yani burada iki nokta var. Girişi iyi anlatayım da herkes iyi anlasın. Birincisi, öldükten sonra dirilecek herkes. Bunun kanıtını size veriyorum. Bir. İkincisi, İnkarcı kişiler var ya, hayır öyle bir şey olmayacak diyen kişiler var ya, o kendini çok kınayacak. Eyvah niye yaptım ben? Eyvah yazıklar ettim kendime diye pişman olacak. Böyle bir kişiyi de size örnek veriyorum diyor. Bir de bir örnek veriyor. Daha ne yapsın Cenabı Hak? Her şeyi bize ne güzel anlatıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Onu da belirteyim. O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayacağımızı mı sanıyor? Evet burada kemikten bahsediyor. Hani yukarıda konu ettik ya bu kemikler ufalanınca gittiği zaman nasıl dirilecek falan diyor ya onun kemiklerini onu toplayamayacağımızı zannediyor. Şimdi bak burada Allah nedir? Biz evet biz onun parmak uçlarını tüm organlarını kokularını düzenlemeye güç yetenleriz. Şimdi Allah burada diyor ki onların hani parmak uçlarını Benans ifade eder. Hani bu aslında benan sözcüğü en ufak kemik demek. En ufak kemik de insanın yapısında parmak uçlarındaki kemiktir. Sonradan bazı tefsirciler, bazı Kur'an çalışanları bunu insanların parmak izleri olarak e, lanse ettiler. Ama parmak izi demek değil aslında. Yani Allah insanın değil kemiklerini, yani parmak izlerini falan yani bir araya getirecek ki o şekilde şey yaptılar. Aslında küçük kemik demek ama belan sözcüğünün orijinal anlamı koku demek, koku. Bakın şimdi yeryüzünde her insanın, şimdi özellikle o günkü toplumu bir her insanın kokusu birbirinden farklıdır. Onun için böyle hani diğer canlılar, yani insan dışı canlılar birbirlerini kokudan tanırlar. Yeryüzündeki her ağacın, her bitkinin, her otun, diyelim ki kedisinden, köpeğinden, faresinden, şuyundan, buyundan, insanla varıncaya kadar hepsinin kokusu birbirinden farklıdır. Şimdi Allah diyor ki, bakın bu koku öne sürerek, biz insanların kokularını bile tekrar getireceğiz diyor. Bakın şimdi. Ama insanın burada şeyi ne? İnsan bunları bilebilir. Bunları görebilir. Ama insan hayatını yaşayacağı ömrü zevki sefa içerisinde fiski fücur içerisinde yaşamak istediğinden bunları inkar ediyor diyor. Şimdi bakın şimdi ana noktaya geldim. Şimdi bu delil yani ayetlerin bu bölümündeki şey çok enteresan. Şimdi şöyle söyleyeyim. O gün hani Allah kıyamete kalkışa bir örnek veriyordu ya Burada değerli izleyicilerimiz bu konuya iyi dikkat etsinler. O gün yani o insan ölüm anında, şimdi kıyamete ve pişma, o insanın inkarcıya karşı şeyini anlatıyor burada Cenab-ı Hak. Şöyle önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Her insan ölmezden evvel, buna ister bir dakika deyin, ister iki dakika deyin, ister beş dakika deyin. Her insan ölmezden evvel ömründeki yapmış oldukları şeyin hepsini olumlu olumsuz yaptıklarını yapmadıklarını özellikle görev olarak yapması gerekirken yani yapmadıklarının hepsini var ya hepsi onun beyninde bir an hareket ediyor. Film şeridi gibi geçecek. Diyorlar Film ya, şeridi hocam. gibi gelir. Bunu ben literatüre arkadaşlarımla benler evvel hiç bu sözü kullanan olmamış öyle söyleyeyim. Ee, hani şu esnaf tüccar akşam kasayı kapatırken bir Z raporu alırlar. Yazar He. kasalarında bir Z tuşu var ya. Z tuşuna tık basar. Sabahtan akşama kadar ne işlem yaptıysa, ne kadar sattıysa hepsini tık 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 döşer ya. Film şeridi gibi onları döker. Şimdi bunu, bak bunun şeyi var. Allah diyor ki, sen kendin diyor hiç zahmet etme, çabalama. Biz onu diyor, hepsini senin hafızana getireceğiz diyor. Bunu Allah diyor. Ama ben bunu buradaki örnek vermem. Allah dediği için değil. Bakın bunu da değerli izleyicilerimize şey yapıyorum. Bunu Allah dediği için bu örneği vermedim ben şimdi. Kur'an'ımızda var. Bunu uzun konuşacağız. Tabii başka zaman anlatırız da. Bu kısa oranla bunu dememin sebebi bu olay ölmezden evvel. Hani ne diyeceğiz, azaymir olmuş insanlar var, bunamış insanlar var, daha diyelim ki çaresiz insanlar falan filan var ya, onların e, bu şekilde ölmezden evvel beyinlerindeki hücrelerin tümünün aktive olduğunu bilim tespit etti. Japonlar, Amerikalar, değişik üniversitelerde ölmezden evvel her canlının, özellikle insanların hafıza hücrelerinin aktif olduğunu ve bütün her şeyi o anda aktif olunca bütün hücreler tabii ki o yaptıkları yapmadıkları hepsi orada onu şey yapıyor. İşte o zaman da Cenab-ı Hak şunu diyor bakın şimdi öyle anlatayım. Böyle bir insan düşünün. Hücreleri aktif olmuş. Her şeyi hatırlamış. Sizin buyurduğunuz gibi film şeridi gibi onu şey yaparken burada insan iki tip insan ortaya çıkacak. Birisi ne? Yaptıklarının hesabını vermeye inanmış bir insan tipi bir de dünyada ölümden sonra dirilme yok, hesap yok, kitap yok diye inkar etmiş bir de insan tipi var değil mi? Böyle bir insanın pratikte böyle değil mi? Öyleyse bak Allah bunu nasıl ifade ediyor şimdi? <laughs> Allah'ın ifadesi şu, kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil o inkarcılara. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Bu ihtarı yaptıktan sonra, bakın yüzler var ki, yani kişiler var ki o gün, o gün apaydınlıktır yüzler. Bazı insanlar ölmezden evvel yaptıkları hep iyi şeylerse yüzleri apaydınlıktır, güler. E, Rablerine nazar edicidirler, yani Rablerinden nimet beklemektedirler. O adam öldükten sonra dirilmeye inanmış ve çok çok hayırlı şeyler yapmış. Güzel şeyler yapmış. Toplumuna, kendisine, doğaya karşı tamamen yani ideal bir insan tipi bu adam. Tebessüm ediyor, gülüyor. Bir an evvel Allah'ın vaat ettiği nimetleri, ödülleri alacağım diye de heyecanla bekliyor ölüm anında. Bunu insanlar görebilir. Çoğu insanların ölümü böyledir. Ama bir de o yüzler de vardır ki Bakın şimdi o gün asıktırlar. Zannederler ki kendilerine bel kıran yapılıyor. Yani yüzleri asılır. Öyle bir işkenceye çekilmişler ki sanki bu bel kıran dediğimiz şey şimdi bu Türkçede fazla şey yapıyor mu? Yani omurgun bel kemikleri çatır çatır kırılıyor. Öyle bir işkence içerisinde. Bu ne yapıyor o zaman? Ölmek istemiyor ve kesinlikle onların düşündüğü gibi değil, ruh can köprücü kemiklerine dayandığı, çare bulan kimdir denildiği, ve cezbeşen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman işte o gün sürülüp götürülmek sadece Rabbinedir. Bir de o tip insanı, yani ölmek istemiyor, gitmek istemiyor, Malıyla, mülküyle, servetiyle her şeyini verip o andan kurtulmak, kurtulmak istiyor. Şimdi böyle de bir insan tipi var. Şimdi Allah diyor ki burada, şimdi onu şey yapayım. Burada Allah'ın dediği şu. Bak ben size bu pişman olan nefis dedi ya, pişmanlık duyan, hayatının nedameti, kendisini kötüleyen kişi örneğini vermişti ya, bunu inceleyin, gözlem yapın bunu diyor. Gözlemleyin ve bunu da göreceksiniz o zaman da bakın şimdi o zaman işte öldükten sonra dirilmenin var olduğunu, hak olduğunu da orada göreceksiniz diyor. Şimdi burada geldik meseleye. Şimdi o öyle. Peki bu noktada bunun aklen, akıl yoluyla normal olarak Gözlem yoluyla yaptık ya, akıl yoluyla, yani matematiksel yönle, diğer bir tabirle, bu mümkün değil mi? Bu evet. da mümkün. Son dakikalarımıza girdik Hakkı Bey. E, toparlayalım konuyu. Anlamadım. Son Kaç dakikalarımıza dakika? girdik. Ya daha başlamadık ki. Niye öyle şey yapıyorsun sen? <laughs> tamam. Öyleyse. Şimdi şöyle de. Matematik olarak. Bakın değerli izleyicilerimiz ayrıntılarını bilebilirler, bulabilirler. Şimdi ünlü matematikçi Pascal'ın din üzerine ol olasılık hesabı beklenen değer diye bir teorisi var. Burada gayet bir şekilde o şunu şey yapar. Yani hani bu anlattığımız e, Kıyamet Suresi var ya. Oradaki olaya değinir. Yani o insanın hayatını zevk sefa içerisinde geçirmesi. Buna biliyorsunuz felsefede hedonizm denir. Hedonizm yaşama, zevk sefa içerisinde yaşamayı şey yapar. Bir de bunlardan vazgeçmeyi şey yapar. Şimdi ben burada, burada zevk sefa içerisinde yaşamasam, ahirete inansam da yaşamasam. Adam gibi yani hırsızlık, uğursuzluk, namussuzluk, hak, hukuk, adaletsizlik yapmadan yaşasam öyle e, <laughs> ne kaybederim? Ve ahiret yani olmadığı zaman olsun ben böyle kabul ettim öldüm ne kaybederim? Ama bu hayatımda 40 yıllık hayatta adaletsizlik, zulüm, her türlü şeylik, aşırılıklar yapmışım, etmişim. Karşıma da ahiret çıktı ve ahiret hayatı da ebedi. O zaman ne kaybederim? İki kayıp arasındaki bir ölçüyü tutturuyor ve ahirete inanarak, ahiret inancıyla yaşayıp da hedonizmden vazgeçmiş insanın karlı çıkacağını ifade eder. Ve böylece ahiret inancı aklen de mümkündür. Bunu yani kaç dakika varsa yine saate Son bakıyorsun. Son bitti süremiz hocam öyleyse bakın bir de bunu ben sonra devam edeyim. Aynı şeyi Peygamberimizin damadı Ali'nin de bu konuyla ilgili çok güzel bir şiiri vardır. Birkaç defa okuduydum. Onu öbür programda sunayım. pek çok teşekkür Ve ederiz. Ve bu konuya devam edelim. Sonra konuları bağlayacağız, düğümleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet bu hafta da önemli bir konuyu işledik değerli izleyenlerimiz. Yine konumuza devam edeceğiz ama bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Ulusal Kanal ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın efendim.